Kasayı patlattık. Yüzüne çarpacağım paraları. Selam. Selam. Nasılsın? Rosa, iyi gördüm seni. Teşekkürler. Meşhur Osman, sensin demek ha? Ne ara meşhur olmuşuz birader? Gökmen Bey'in kasasını patlatmışsın dün gece. Doğru duymuşsun. Rosa'yı alıp gideceğim. Rosa ha? Biliyorsun ağzının tadını. Abuk sabuk konuşma lan. Kaç para istiyorsun onu söyle. $100,000. Olmaz. Çok fazla para. Bende o kadar para yok. Ulan gerizekalı. Tek başına mekanıma giriyorsun. Burada çöksem gırtlağına desem ki bana paranın yerini göster. Ne yapacaksın ha? Bitiririm lan hepinizi. Bir kadın için delik deşik olacaksın Osman. Yazık etme kendine. Alayınızı harcarım. Ver lan pasaportu. Rosa, bırak buraya gel, kaçma. Bırak. Gidemezsin. Gel buraya. Polis. Gel buraya Rosa. Gel de abi sen de. Kaçamazsın bir yere. Bırak beni. Rosa gel. Bırak. Bırak. Sen. Tamam geç böyle. Gel böyle gel. İn arabada. Ne oluyor be? Silme çekil. Baskında polisten kaçarken havalandırma boşluğuna düşmüş. Yazık oldu. İyi kızdı bu anı. Mal polisin elinde. Biz de polisin elinde olabilirdik şu an. Tek tesellisi o zaten. Banu'nun konuşmadan ölmesi. Evet. Tek tesellisi. Abi, öbürü için ne düşünüyorsun? Ondan bahsetme bana. Kes. Daha ne kadar böyle devam edecek? Kes dedim sana. Kes. Laftan anla. Gazeteleri, haberleri taradınız mı? Var mı bizimle ilgili bir şey? Yok efendim. Ortalık sessiz. Avukata da söyleyin, bilgi almaya çalışsın. Üzerimize gelirlerse hazırlıklı olalım. Şimdilik iş kapandı görünüyor. Kapandı ama elimizdeki mal da gitti. Yeni bir kız bulmak lazım. Abi çok güzel bir gün oldu değil mi? He. Gibi ıslandık. Şeyma? Şşş. Tarık abi dur yapma abi. Kaçma. Çabuk. Ormana bakın. Abi. Şeyma. Şeyma dayan. Abi. Şeyma. Abi. Şeyma. 6822 merkez. Bilinen adreste çok acil ambulans. Çok acil. Abi. Dayan Şeyma. Nasıl sen git. Git hemen. Ben ilgilenirim. Git hadi. Şeyma. Şeyma kendine gel hadi. Şeyma. Kaldır elleri. Kaldır. Abi
Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Alın şunu. Al silahı. Götür adamı hemen. Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki hukuk ilkelerinin üstünlüğünü ve birey haklarını korumakla görevli bir cumhuriyet savcısı olan Süha Talat Bergman karıştığı illegal işlerle erken kondu örgütlenmesinin yargıdaki en önemli uzantılarından biridir. Süha Talat Bergman kanunların kendisine emrettiklerini değil erken kondudan gelen talimatları uygulamış ve bir erken kondu örgüt üyesi gibi hareket etmiştir. Yalan bunlar. İftira! Sessizlik! Süha Bey, lütfen sakin olalım. Bütün mesaisini örgütün gizli çalışmalarına ayıran sanık Süha Talat Bergman, masum vatandaşlarımızı terör örgütü üyesi gibi gösterebilmek için öğrenci evlerine silah bırakılması, bu maksatla gizli muhbirler ayarlanması, öğrenci evi görüntüsü altında muhbirlerin ikamet ettiği evler kiralayarak silah ve yasa dışı dokümanlarla donatması gibi hukuk adına utanılacak işlere girmiştir. Bunların hepsi uydurma. Esas hukuk adına utanılacak işler yapan sen ve senin gibilerdir. Süha Bey oturun lütfen. Ahlaksız. Lütfen. Lütfen yeriniz oturun. Ayrıca il sınırları içindeki Ömerli Barajı'na bomba ve silah attırıp suçu benim ve Necip Yılmaz'ın üzerine yıkacak şekilde gizli tanıklar ayarlamış. Ancak gizli tanıklar ondan daha vicdanlı çok davranıp bu tezgahı belgeleriyle beraber deşifre etmişlerdir. Bu gizli tanıkların ifadeleri var mı? Hepsini mahkemeye sunduk. Hassas mevkilerde görev yapan kamu görevlilerinin kadınlarla birlikteliklerini kalem biçimindeki gizli kameralarla kayda almış, önemli bir devlet görevlisini bir av gezisi sırasında tuzak kurdurarak vurdurtma girişiminde bulunmuş ve olaya kaza süsü vermek için de gerekli planları yapmıştır. Bununla ilgili belge ve bilgiler de ekte mahkemeye sunulmuştur. Seni adi yalancı. Ben hayatını devrim ilkelerine adamış dürüst bir savcıyım. Bu iddiaların hepsi uydurmadır. Lütfen müdahale etmeyin. Sayın Hakim, karşınızda iddia ettiği gibi hayatını devrim ilkelerine adamış bir savcı değil... Son derece tehlikeli bir erken kondu şefi vardır. Hukukun genel ilkelerinden önce erken kondunun talimatları Süha Bey için önceliklidir. Kafasında olağan şüpheli durumunda olan masum vatandaşları devletin düşmanı gibi göstermeye sunmaya çalışmıştır. Yüksek yerlerdeki arkadaşları sayesinde şimdiye kadar dokunulmaz olmuştur. Bu durumu da tamamen bağlı bulunduğu cemiyetin ve erken kondunun emelleri için kullanmıştır. Mahkemenizden kendisinin delilleri karartma, kaçma, hastalanarak hastaneye yatma ya da en yakın dava arkadaşları tarafından öldürülme ihtimaline binaen tutuklu olarak yargılanmasını istiyorum. Hepinizi mahvedeceğim. Bu mahkemeyi tanımıyorum. Bu talep tamamen siyasi.
Bir cumhuriyet aydını olduğum için bunları yapıyorsunuz. Hepiniz satılmışsınız. Sessiz ol, otur yerine. Bunun lütfen hesabını otur biliyorsunuz. Otur şunun yerine. Efendim oturun. Hepiniz söyleyeceksiniz. Karar. İddia makamının sunduğu deliller neticesinde sanık Süha Talat Berkman'ın Erken Kondu terör örgütünün yönetici ve üyesi olmak, ayrıca görevini kötüye kullanmak suçlarından tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir. Biz mi? Biz mi? Hayır, beni ölüme yolluyorsunuz. Öldürürler beni içeride. Yapmayın ne olur. Ben suçsuzum. Ne yaptıysam devletim için yaptım. Devrim için yaptım. Bu devlet için kurşun yiyen de atan da kutsaldır. Dışarı alalım. Öldürecekler beni. Bırakın diyorum. Beni hapse gönderemezsiniz. Sanığı götürün. Lütfen bırakın. Öldürürler beni. Bırakın. Merhaba. Buyurun efendim. Kime gelmiştiniz? Faruk Bey'le görecektim. Randevunuz var mıydı? Evet. İsim ne diyeyim? Orhan. Alo Emine Hanım. Danışmadan Fidan ben. Orhan Bey geldiler. Faruk Bey'le görüşmek isterler. Randevusu varmış. Tamam. Peki. Buyurun. Çıkabilirsiniz. Üçüncü kat. Vallahi iki günde kaptın işi. Bravo. Sağ ol. Senin sayende. Odanıza girdiler. Ben de tam sizi arayıp haber verecektim. Ne işleri varmış benim odamda? Bilmiyorum. Feyyaz Bey işlerine engel olmayın dediği için... Tamam anladım. Merhaba. Merhaba. Bunu Burak Bey'e iletir misin? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yaptığınız incelemenin benim bilgisayarımla ne ilgisi var? Söyler misiniz lütfen? Melda Arslanlı. Evet benim. Yapılan ihbarda sizin adınız özellikle belirtilmiş durumda. Ne? Ama bu çok saçma. Kusura bakmayın, işimizi yapmak zorundayız. Tamam buyurun. Araştırmaya devam edin. Boşuna vakit kaybediyorsunuz. Aa, Melda geldin mi? Ben engel olmaya çalıştım ama. Kendinizi boşuna yormayın Burak Bey. Ben anlayacağımı anladım. Bu masum numaralarını size inanacak insanlara yaparsınız.